Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. 5. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soru çözümleriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar daha önce 19 adet konu tekrarı ve soru çözümü yapmıştık. Eğer onları izlemediyseniz hemen açıklama kısmında linkler var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamanız adına hemen aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone oluyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Evet, kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Sorumuz biraz büyük. Ondan dolayı biraz ekrana yaklaştırarak çözeceğim öncelikle. Önce sorumuzu okuyalım, özetleyelim. Sonra aşağıda grafiklerden birlikte bulacağız. Evet, bu arada bu bir grafik sorusu. Ne grafiği? Sütun grafiği sevgili gençler. Sütun grafiğini hatırlayacak olursanız ne yapıyorduk biz sütun grafiklerinde? Şöyle alt köşeye alacağım. Sütun grafiğini hatırlayalım. Sütun grafiğinde bir dikey bir de yatay eksenimiz olurdu. Burada genelde sayılar... Pardon, nesneler ne oldukları önemli değil. Burada da genelde sayılar olur. Sayıları böyle eşit aralıklarla yazarsanız buraya da mesela A şıkkı diyenler, B şıkkı diyenler kategori belirlersiniz. Sonra mesela 10 olduğunda bu sütunu 10'a kadar arttırırdınız. Bu 15 ise 15'e kadar arttırdınız. Her sütunu kendi sayısına kadar yükselterek o sütunun yüksekliğini diğerleriyle karşılaştırmada kullanıyorduk. Biz de bugün bu soruyu çözerken bunu yapacağız. Hemen sorumuzun cümlesine bakalım. Özetimizi çıkarıp sonra sorumuza, grafiklerimize bakarak çözeceğiz. Bakalım. Bir sitede bulunan 100 aile. 100'ü yazıyorum. 100 ailemiz varmış. Kedi, kuş ve köpek. Kedi, kuş, kuş yazdık iyi mi? Köpek. Tamam. En az birini besliyorlarmış. Tavşan besleyen aile sayısı, kuş besleyen aile sayısından 10 fazlaymış. Kedi ve köpek de eşitmiş. Bak, bir de ne var? Tavşan da vardı değil mi? Tavşanı da yazmadık. Tavşan diyelim. Tamam. Kedi ve köpek eşit. Buna A dersen bu da A tane olacak. Bir de ne olacakmış? Tavşan kuştan fazla olacakmış. Tavşan kuştan 10 fazla. Ben buna B dersem bu B'den 10 fazla. Size biraz farklı gelmek olabilir ama hani aklınızda kalsın diye. İlk olarak kedi ile köpeğin eşit olduğunu unutmayın. Tamam, bunları not aldık. Biraz yukarı alayım. Grafiğimizin şıklarını görelim. Hemen bakıyoruz. İlk bu kırmızıyla gösterdiğimi arayacağım şıklarda. Kedi ile köpek aynı olan. Bakıyorum. Kedi 35, köpek 35. Olabilir. Kedi 30, köpek 25. Gitti. Bak, bu şekilde şıkları eleyerek giriyoruz. Kedi 30, köpek 30 olur. Kedi 20, köpek 35. Bu da gitti. Arayacağımız şıklar A ve C. Şimdi de burada bana verilen ikinci bilgiyi kullanacağım. Ne diyordu? Tavşan kuştan 10 fazla. Hemen bakalım. Tavşan 25, kuş 5. Kaç fazla? 20 fazla. Oysa ben 10 fazla arıyordum. Bak burada şöyle görebilirsin aslında ya. Sığıyor mu? Evet, sığıyor. 10 fazla. 10 fazla, zaten bu da elendiğine göre cevabımızı C olarak bulduk ama kontrol edelim. Tavşan 25, kuş 15. Arada 10 fark var. Doğru bulduk. Evet, cevabımız C şıkkıydı. Çok zor bir soru değil, çok zor bir konu da değil. Zaten grafikler çok zorlanmayacağınız bir konu. Evet, videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone oluyorsun. Konu isteklerin olursa yorum kısmına yazmayı unutmuyorsun. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.